Eğer bir tanım yapmak gerekirse, pediatrik rehabilitasyon nörolojik, ortopedik ya da metabolik hastalıklar sebebiyle fonksiyon kayıplarına uğramış olan çocukların elde kalan potansiyellerini kullanarak en yüksek fonksiyonel duruma çıkarılmalarıyla aracılık eden tedavi biçimidir diyebiliriz. Peki erişkinlerde uygulanan rehabilitasyon uygulamalarının çocuklara uygulanması pediatrik rehabilitasyon olarak mı değerlendirilir? Bu sorunun yanıtı hayır olacaktır. Zira erişkinlerde uygulanan yöntemlerin uygulanması şeklinde yürümez pediatrik rehabilitasyon. Böyle durumlarda çocukların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, çocukların fonksiyonel kazançlarının maksimize edilmesi, bu maksatta da çocukların multidisipliner bir değerlendirme ile rehabilitasyon ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve fonksiyonel gelişim stratejilerinin belirlenmesiyle çerçevesi çizilen pediatrik rehabilitasyon kuşkusuz erişkin rehabilitasyondan biraz farklıdır. Her ne kadar erişkindeki rehabilitasyon temel prensiplerini kullansa da pediatrik rehabilitasyon çocuğun hastalığıyla, elde kalan potansiyeliyle ve çocuğun iyileşme potansiyelleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Peki pediatrik rehabilitasyon profesyonelleri nelerle uğraşır? Pediatrik rehabilitasyon çocuklarda fonksiyon kayıplarına sebep olan hastalıkların hemen hepsiyle ilgilenmek durumundadır. Ancak acaba neler en fazla bizim çalışma alanımızdadır? Buna bakmak gerekirse eğer pediatrik rehabilitasyon profesyonellerinin en fazla uğraştığı alanlar serebral palsi gibi, doğumsal bir takım ortopedik ya da nörolojik anomaliler gibi, spina bifida gibi ya da doğumsal brachial plexus yaralanmaları gibi pek çok hastalık aslında bizim çalışma alanlarımız içerisinde yer alıyor.